Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünyanın en güzel şeyi Allah'ın bir kulu sevmesidir. Kim istemez ki Allah'ın kendini sevdiğini bilmeyi? Peki nasıl anlayacağız Allah'ın bizi sevip sevmediğini? Her hedefe ulaşmanın yolları olduğu gibi bu büyük nimete ulaşabilmek için de yapılması gereken bir takım davranışlar vardır. Allah-u Teala tarafından sevilmek, dinimizin bizi ulaştırmak istediği en yüce hedeftir. Unutmayalım ki Allah'ın sevgisini kazanan her şeyi kazanır. Allah'ın sevgisini kaybeden de her şeyi kaybeder. Biz kazananlardan mıyız yoksa kaybedenlerden mi? İşte bu videomda Allah'ın bizi sevip sevmediğinin alametlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak videomuza geçmeden önce bu gibi faydalı videolarımızın daha fazla kardeşimize ulaşması adına lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip özellikle yorum yapmayı unutmayınız. Öncelikle Allah-u Teala bir kulunu severse ne olur? Bir hadisi kutsiyle Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Ben kulumu sevince artık onun duyan kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı mesabesinde olurum. Yani o kişi Allah'ın sevmediği hiçbir şeyi dinlemez, bakmaz, eliyle harama uzanmaz ve yine Allah'ın sevmediği hiçbir yere de gitmez. Her şeyin bir sebebi ve işareti olduğu gibi Allah sevgisinin de sebepleri ve işaretleri vardır. İşte Allah'ın bizleri sevdiğinin birkaç işareti de şunlardır. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki, Allah'ın bir kulu sevdiğinin en büyük işareti, kulun Allah'ın razı ve memnun olduğu işlerle meşgul olmasıdır. Allah'ın bir kulu sevmediğinin en büyük işareti de, kulun Allah'ın sevmediği ve boş işlerle meşgul olmasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kılavuz edinmek. Allah-u Teala'nın kulunu sevdiğinin ilk belirtisi, kulun Hazreti Peygamber'e uyması ve onun izinden ayrılmamasıdır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam veda hutbesinde gençlerimize de ihtiyarlarımıza da en son ve en önemli mesajı vermiştir. Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu asla şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünnetidir. Bir ayeti kerimede ise Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bolca nafile ibadetlerle meşgul olmak. Bir hadisi kutsiyle Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime ulaşır. Bu yüzden Allah sevgisine ulaşmanın en önemli yollarından biri de farz ibadetlerin haricinde nafile ibadetlerle de meşgul olmaktır. Müslümanı sevindirmek. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Farz ibadetlerden sonra Allah'ın en çok sevdiği davranış bir Müslümanı sevindirmektir. İnsanların en hayırlısı, yani insanların Allah'a en sevimli olanı, diğer insanlara en faydalı olandır. İmtihan edilmek. Musibetler ve felaketler aslında her insan için birer imtihandır ve Allah'ın o kulu sevdiğinin işaretidir. Bir hadisi şerife göre, şüphesiz büyük mükafat büyük belalardadır. Allah bir topluluğu severse onları sıkıntılarla imtihan eder. Rıza gösteren rıza bulur, hoşnutsuzluk gösteren de hoşnutsuzluk bulur buyurulmaktadır. Tevazu göstermek, kibirli olmamak. Allah-u Teala saf ve ihlaslı insanları affediyor ama şeytan gibi kibirli olanları da affetmiyor. Çünkü kibir, şirke giden yolun başlangıcıdır. Aksine Allah-u Teala tevazulu olan insanları da çok seviyor. Ahlakı güzel olanlar. Şüreykoğlu Üsam'ı anlatıyor. Bizler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sakin bir şekilde otururken, tam o esnada bir grup insan gelip, Allah'ın en sevimli bulduğu kullar kimlerdir diye sordular. Hazreti Peygamber de ahlakça en iyi olanları buyurdu. Bir ayeti kerimede ise Rabbimiz, Allah güzel davrananları, yani ahlaklı olanları sever buyurmuştur. Helal lokma yemek. Allah-u Teala helal ve temiz olanını yiyin buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz ise, ibadet 10 kısımdır, 9'u helali talep etmektir, biri de bütün ibadetlerdir buyurdu. Haram yiyen ibadet etme gücünü kendinde bulamaz. Helal yiyen de günah işlemez ve Allah'ın sevgisine mazhar olur. Ey Rabbimiz!
bizi sevdiğin işlerle meşgul eyle ve sevdiklerinin arasına kat. Amin.